Genç Adımlar. Kütüphaneye ilk gittiğinde eline Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini aldı ve ilk okuduğu kitap bu oldu. Barış Manço'nun gidip gezdiği yerleri hep merak etti. Bu merak onun peşini hiç bırakmadı. Güneş Akdoğan'dan söz ediyoruz. O da programımızda iz bırakan konuklarımızdan biriydi. Gezmeye, keşfetmeye ve hayal kurmaya devam ediyor. Kendisi telefon hattımızda. Merhabalar Güneş Akdoğan. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ve şimdi son gezinizden bahsederek başlayalım sohbetimize. Yürüyerek seyahat etmediniz bu sefer, denizleri seçtiniz. Nasıldı deniz yolculuğu? Rotayı bize anlatır mısınız? Tabii deniz yolculuğu biraz zorlu başladı ve zorlu devam etti işin gerçeği. İlk yola çıktığımızda ciddi bir fırtınayla yola çıktık. O biraz ilk adımda biraz zorladı fakat sonra alıştık tabii Akdeniz'in sert rüzgarlarına. Fransa'dan yola çıkıp Cebeli Tarık'a uğradık. Ardından Kanarya Adaları, Atlantik Okyanusu kara görmeden geçen 25 gün kadar bir süre ve ardından Güney Karayipleri ulaştık. İnanılmazdı o kısım. 25 günün sonunda karayı tekrardan görmek çok ilginç bir deneyim oldu benim için. Ve ardından son olarak da bütün Güney Karayipleri tekneyle geçtik. Trinidad Adası'na kadar. Hı hı. Peki fırtınanın dışında sizi deniz yolculuğunda zorlayan neler oldu? Ciddi bir sorunum vardı benim ve yol arkadaşım Sandra'nın. Bizim ikimiz de deniz tutuyor. Bununla mücadele etmek zorunda kaldık. En ufak bir sallantı bile ciddi sorunlara sebep oldu. İşte bir yandan ilaç almak gerekti. Bazı günler ilacı geç aldığımız için 2-3 günümüz zorlu geçti. Kendimizle biraz da mücadele oldu. Bir yandan denizle mücadele, bir yandan kendimizle mücadele. Ama sonuçta başardık yani. Evet, önemli olan da bu zaten. Maddi olarak ortalama ne kadar bir bütçe gerekiyor böyle bir seyahat için? Genelde dışarıdan bir tekneye dahil olup uzun yolculuğa çıkmak için kaptanla görüşmeye bağlı, kaptanın görüşüne bağlı çoğunlukla. Hı hı. Fakat genel bir uygulama var tabii dünya çapında bu tür seyahatler için. Genelde günlük 10-15 euro gibi bir masraf ister kaptanlar. Bunu da yemek ve mazot masrafı olarak, yani onu paylaşmak adına isterler. Bu kimi zaman 5 euroya da düşebiliyor. Kimi zaman ücret almayan kaptanlar da olabiliyor. Ama genel olarak günlük 10-15 euro civarı bir masrafı çıkabiliyor. Sanıldığı gibi çok yüksek ücretler gerektirmiyor. Maliyeti yok, gerektirmiyor. Kesinlikle değil. Hani bir otelde ya da hostelde kaldığınızı varsayarsanız sonuçta orada konaklıyorsunuz aynı zamanda ve hareket halindesiniz. O yüzden çok ciddi bir rakam sayılmaz yani. Keyifli ve unutamadığınız pek çok anınız olmuştur mutlaka. Bizimle bir tanesini paylaşır mısınız? Benim için en çok heyecan verici olan olay okyanusa ilk açıldığımız zaman Kanarya Adaları'ndan sonra ilk günümüzün sabahında kocaman bir balina gelmişti teknenin yanına. Normalde balinalar teknenin yanında yüzmezler. Yunuslar gibi tekneye eşlik etmezler, uzakta kalırlar. Fakat bu sanırım yavru balina olsa gerek, sürüyü kaybetmiş galiba. O yüzden bizim tekneyle birlikte uzunca bir süre seyahat etti. Yanımızda yüzdü. Ona çok yakında, hani böyle birkaç metre yakında olmak, o büyük balinayı görmek benim için inanılmaz, unutulmaz bir hatıra olarak kaldı. Evet, onu beslediniz mi bu arada seyahat sırasında? Efendim? Beslediniz mi, beraber seyahat ettiniz? Öyle bir şey de oldu mu? Evet, ve birkaç işte teknenin altından geçti, su üstüne çıktı, aşağıya indi. Birkaç saat hatta bize eşlik etti ve ardından uzaklaştı. Hı-hı. Galiba bizi balina sandı ilk başta. Büyük tekne görünce aşağıdan suyun altına. Sonra baktı bizden bir hareket yok. Sonra yoluna devam etti. Evet, Güneş Akdoğan, yeni fikirler ve yolculukların peşini hiç bırakmıyorsunuz. Bugünlerde yörüklerle ilgili çalışmalarınız varmış. Biraz da bundan söz eder misiniz? Evet, ben yürüyerek seyahat ettiğim için uzunca süredir biraz da ülkemde, Türkiye'de bir şeyler yapmak istedim. Bu konuyu bir adım öteye taşımak istedim. Bu konu yürüyerek seyahatin ya da yürüyerek yaşamanın da piri, bilirsiniz, yörükler zaten. Hı hı. Türkiye'de son kalan konağa göçer yörüklerden sarı keçiler var. Mersin tarafında kışın konaklıyorlar. Yazın da Konya Karaman'a göçerler. Bunlarla ilgili çok fazla belgesel ya da çekim yapılmış yaz zamanlarında. Fakat kış hayatlarına dair pek bir belge yok. Ben de bu da dikkatimi çekti benim. Bu yüzden kışın onlarla birlikte yaşamak istedim. İşte Şubat, Mart aylarında, Nisan'a kadar. Hem kış hayatlarını çekeyim, onları bir kayıt altına alayım.
yorumsuz dışarıdan bir gözlemci olarak, hem de onların hayatlarından ben bir şeyler öğreneyim, ben kendimden bir şeyler katayım. Karşılıklı biraz da eğitim olacak benim için yürük hayatı. Böyle bir isteğim var, böyle bir projem var. Sonunda da güzel bir belgesel tarzı bir çalışma çıkacağını umuyorum. O konuda bir çalışmam var. Evet, zaten bütün gezileriniz birer eğitim olmuyor mu? Kesinlikle öyle. Hani bu hayatın kendisi zaten bir eğitim yeri gibi. Yolda olunca bu daha da yoğun yaşanıyor tabii ki de. Rutin bir hareket olmadığı için, günler rutin geçmediği için her geçen gün çok farklı şeyler öğretiyor. Hem bana katıyor, hem benim başkalarına kattıklarım oluyor karşılığında. Bu inanılmaz bir deneyime sebep oluyor. Evet, yürüyerek ya da denizdeki gezilerinizin farklılıklarını söyleyebilir misiniz? Güzel yanları, işte zor yanları olarak böyle bir kıyaslama yapabilir miyiz? Yürüyerek seyahat daha özgür bir seyahat diyebilirim. Karada alan geniş olduğu için çok fazla seçenek var. Yani gidebileceğiniz yer açısından ya da seçebileceğiniz yer açısından çok fazla farklı konumlar var, farklı rotalar var. Fakat denizde seyahatte çok fazla rota var gibi görünüyor ama orada özellikle rüzgara bağımlısınız. Ve ufak bir teknenin içinde, bizim teknemiz 20 metrelik, büyük sayılabilir. Fakat sonuçta 20 metrelik bir alanda kapalı kalıyorsunuz. Canım sıkıldı, ben buradan gideyim deme şansınız çok olmuyor. En yakın kara parçası günlerce, bazen haftalarca uzakta olabiliyor. Ve yolda sorunlar çıktığı zaman, bizim mesela okyanusun ortasında yelkenlerimiz patlamıştı. 3 gün 3 gece yelkensiz kaldık böyle. Hiç hareket etmeden. O tür durumlarda da hani yardım çağıracak bir şansınız da olmuyor. O tür zorlukları var deniz yolculuğunda ama bu da tabii heyecanı katlıyor ve insanın kendine olan güvenini çok daha yüksekliğe çıkarıyor. Bunu başarınca çok daha farklı hislere sebep oluyor. Peki kişisel olarak siz hangisini daha çok sevdiniz, seviyorsunuz? Ve tabii bize neler önerirsiniz? Kişisel olarak yürüyerek seyahat daha uygun gibi geliyor kendime. Yani daha çok keyifli gibi geliyor. Fakat denizden seyahatten de uzak kalamıyorum. Hani okyanusu geçince bir daha denizden seyahat etmem belki diye düşünüyorum ama bir süre uzak kalınca yine böyle bir denize açılasın da geliyor. Yani ikisi de çok fazla birbirinden farklı değil yani istek konusunda. Yani bir kere alışınca, bir kere onun keyfini yaşayınca uzak kalmak çok zor oluyor. Evet, seyahatin her hali güzel. Galiba değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki gezilerinizi, yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi internet üzerinden de paylaşmaktasınız. Sizi takip etmek isteyenlere verebileceğiniz iletişim adresiniz var mı? Tabii, web sitesi adresim biraz karışık İngilizce. Fakat en kolay yoldan işte arama motorlarından herhangi birine adım adım seyahat diye yazılırsa ben ilk sırada bana ulaşmak çok kolay. Peki, gezmek isteyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? İşin gerçeği seyahat etmek, gezmek için çok fazla ince detay düşünmeye gerek yok. Hani hiçbir imkan yoksa bile evin çevresinden başlayıp adım adım yavaş yavaş uzaklara yolu götürmek çok daha güzel olur. Ve nasıl olduğunu da çok önemi yok, nereye olduğunu da çok önemi yok. Önemli olan yolda geçen süre ve yolda başınıza gelenler, deneyimlediklerinizdir diyorum her zaman. Bu yüzden de eve kapanıp da ben uzaklara gidemiyorum, şuraya buraya gidemiyorum diye hayıflanmaktansa 3 sokak öteye bile olsa mutlaka bir seyahat edilmeli diye düşünüyorum. Peki Güneş Akdoğan, 2014 bol gezili bir yıl olsun sizin için ve katılımınız için. Çok çok teşekkür ediyoruz programlarımıza. Ben de çok teşekkür ederim. Yeni yılda size de başarılar. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Mutlu yıllar. Sağ olun.